Geldik diğer siyasi manşete. Bu kez İyi Parti davet etmişti. Belki de ayrı bir ittifak davetiydi bu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir yanıt geldi. Sert ifadeler yer alıyor. Ne anlatacağını birazdan iki özel konuğumuzla değerlendireceğiz. Teröristlerle aynanı paylaşıyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne geldiği vakit komşu olmaktan kaçıyorsunuz. MHP lideri Bahçeli Akşener'e komşu olalım dedi. Yerel seçime gidilen süreçte siyasetin nabzı yükseldi. Bahçeli'nin yerelde işbirliği çağrısı yeni günde de tartışma konusu oldu. İYİ Parti Başkanlık Divanı üyesi Mehmet Tolga Akalın, komşuluk yetmez, yol arkadaşlığına ihtiyacımız var. Türk milliyetçilerinin iktidarı ancak yeni bir Türk çağını başlatacağımız üçüncü yolu açmaktan geçmektedir diyerek üçüncü yol vurgusu yapmıştı. O çağrıya MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan sert tepki geldi. Sayın Genel Başkanımızın memleketin menfaati için yaptığı bu çağrı şahsi menfaatlerini Türk milletinin üzerinde gören İyi Parti'nin haddini bilmez proje artıklarını pazara dökmüştür. Türk milliyetçiliğini adeta bir maske olarak kullanıp ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa aynı çatı altında buluşmaktan rahatsızlık duymayanların Türk milliyetçilerinin evi olan Milliyetçi Hareket Partisi ile komşu olmaktan rahatsızlık duymaları İyi Parti'nin içinde bulunduğu zilletin en açık göstergelerinden biri olmuştur. Büyük Ataman İyi Parti'ye olan tepkisine HDP üzerinden devam etti. Türk milleti HDP ile kol kola girme hevesinde olanlara 14 ve 28 Mayıs'ta nasıl dersini verdiyse 31 Mart yerel yönetimler seçiminde de iradesini PKK terör örgütünün siyasi uzantısına peşkeş çekmeyi hevesli olanlara unutturmayacakları bir ders verecektir dedi. Bahçeli'nin Akşener'e çağrısından sonra kurmaylar tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa MHP ile İYİ Parti arasındaki tartışma daha da büyüyeceğe benziyor. Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamada merakla bekleniyor. Şimdi konuşmaya başlayalım. Önce bu üçüncü yol meselesi nereye uzanacak, nereden çıktı? Onları bir konuşmak lazım. Sonra bir de Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları üzerinden. Şimdi Aksu Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, değerli meslektaşım Yıldız Yazıcıoğlu bizlerle birlikteler. Konuşmaya başlayalım. Yıldız Yazıcıoğlu selamlar, hoş geldiniz. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Ertan Aksoy bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Önce meslektaşıma bir ayrıcalık geçin, bir de kulislere bir e, odaklanalım. Sonra üzerine bir analiz rica edeceğim elbette. Önce üçüncü yolla başlayalım. Yıldız Yazıcıoğlu ne duyuyor, ne görüyor? Bu üçüncü yol meselesi daha önceki ittifak çağrılarından farklı gelişecek gibi görüyor vatandaş. Bir dirsek teması derken sanki bazı illerde karşılıklı lehte çekilmeyi mi teklif etti acaba Devlet Bahçeli diyorduk derken en sert tepkiyi veren Tolga Akal'ın bir gün sonra asıl daveti yapan isim haline geldi. Bu karşılıklı atışma çok sert geçiyor ama başka partilerde olsa herhalde kestirilip atılacak kadar sert açıklamalar geliyor karşılıklı. Ama bir yandan da diyalog sürüyor enteresan biçimde. Yeni bir ittifak görecek miyiz? E ee, buradaki temel nokta şu. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bu hareketlenme halini Cumhur İttifakı içerisinde bir kopuş sürecinin başlangıcı olarak mı değerlendirmek lazım diye de sormak hmm. gerekiyor. Çünkü Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığı olmaksızın anlamsız ve yok olacak bir ittifak. Muhalefet cephesine geçecek mi MHP yoksa buradaki amaç yerel seçimler gerekçesiyle İyi Parti'yi mi iktidar cephesine çekmek? bu ikilem ortada hmm. duruyor. Çünkü bir yandan Milliyetçi Hareket Partisi İyi Parti'ye göz kırpıyor. Komşuluk tartışmasıyla başlayan süreç sizin de işaret ettiğiniz gibi bir yerel seçimler ittifakına doğru gidiyor ama buradaki nokta şu. Bu ittifak temel olarak milliyetçilerin lehine, yani bugün Tolga Akalan'ın açıkladığı üzere bir üçüncü yol, Milliyetçi Ülkücü Harekete bir iktidar kazandırma yolu mu yoksa aslında bu yol AK Parti iktidarının lehine e, muhalefet cephesinde bir bölünmeye yol açarak e, 2019'da ortaya çıkmış yerelde iktidar olma hali muhalefet açısından yok olacak mı bunu değerlendirmeye ihtiyaç var e, Burada